Sinan, homojen ve heterojen karışım örneklerinin yer aldığı aşağıdaki tabloyu hazırlıyor fakat hata yaptığını fark ediyor. Buna göre Sinan, hatasını gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisini yapmalıdır? Homojen karışım: süt, kolonya, maden suyu, deniz suyu. Heterojen karışım: ayran, meyve suyu, sirke, Türk kahvesi. Hangisinin yer değiştirmeli arkadaşlar? Sirke ile sütün yerini değiştirmeli ve doğru cevabı bulmalı. Hangisinde var arkadaşlar? Süt ve sirkenin yerlerini değiştirmesi doğru cevap D seçeneği olur. Aşağıdaki görselde hazırlanan çözeltiler için gerekli maddeler ve miktarları gösterilmiştir. Buna göre çözünme hızı ve sıcaklık ilişkisinin gözlenebilmesi için kullanılması gereken düzeneklerin numaraları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Çözünme hızı ve sıcaklık ilişkisinin gözlenmesi lazım. Arkadaşlar bakın, miktarlar aynı olacak. 10 grama 10 gram olacak. 200 ml su, 200 ml su. Burada çözünme hızıyla sıcaklık ilişkisini bulmak istiyor. Sıcaklıklar farklı olacak. Hangisinde arkadaşlar? 1 ve 4. düzenekte biz bunu gözlemleyebiliriz. Yani doğru cevabımız hangisi oluyor? D seçeneği oluyor. Kerim bir bardak suya küp şeker atıyor ve karıştırıyor. Bir süre sonra şekerin gözden kaybolduğunu görüyor. Şekerin çözünmesi sonucu bardakta oluşan madde ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri yanlış olur? Saf maddedir, sembol veya formülle gösterilmez. Kendisini oluşturan maddelerin özelliklerini taşır. Su tanecikleri şeker taneciklerinin arasına girdiği için şeker görünmez olmuştur. Bu nedir? Doğrudur. Arkadaşlar, kendisi olan maddenin özelliklerini taşır. 4'e ne demiştik? Doğru demiştik çocuklar. Bize yanlış olanları soruyor. 4 doğruysa eğer bakın 4 olan seçenekte elediğimde ne hangisini buluyorum? Doğrudan A seçeneğini buluyorum arkadaşlar. Saf maddedir. Sembol veya formüllerle gösterilmez. Nedir arkadaşlar? Yanlıştır. O yüzden doğru cevap hangisidir? A seçeneği olur. Çözünme hızının bağlı olduğu faktörlerin belirlenebilmesi için yapılacak deneylerde kullanılacak düzenekler aşağıda gösterilmiştir. Buna göre çözünme hızıyla ilgili yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? 3, 4 ve 5. düzeneklerde çözünmenin temas yüzeyine bağlılığı gözlenebilir. Hangisi? 3, 4 ve 5'te. 100 ml su, 100 ml su, 100 ml su. Sıcaklıklar sabit. Toz şeker, pudra şekeri, küp şeker. Bize ne diyor? Çözünmenin temas yüzeyine bağlı olduğu gözlenebilir mi? Gözlenebilir. Doğrudur. 1, 3 ve 4. düzenekler karşılaştırıldığında şeker en hızlı 4. düzenekte suda 4. düzenekteki suda çözünür demiş. 1, 3 bakın 1, 3 ve 4'te. Bu da nedir arkadaşlar? Doğrudur. 100 ml su, 100 ml su, 100 ml su. Sıcaklıklar nedir arkadaşlar? 3 ve 4'te sabittir. Lakin bir de 10 derecedir, bir de en yavaş olur. Toz şeker kullanılmış, bir de pudra şekeri kullanılmış. Pudra şekerin temas düzeyi toz şekere göre daha nedir? Fazladır. O yüzden 4'te daha hızlı çözünür. Bu da doğrudur. C seçeneği 1, 2 ve 5. düzenekler karşılaştırıldığında şeker en hızlı 5. düzenekteki suda çözünür. 1, 2'ye bakalım. 1, 2 nedir arkadaşlar? 10 derece, 25 derece. Yine toz şeker, toz şeker bunlar sabit. 5. düzeneğe de bakalım. Küp şeker, sıcaklıklar. Sıcaklığı fazla olmasına rağmen arkadaşlar küp şeker attığı için bin gram saf suya 5 gram tuz atılarak elde edilen serum fizyolojik tıp alanında kullanılan bir karışımdır. Buna göre serum fizyolojik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Çözelti midir arkadaşlar? Çözeltidir. Katı sıvı karışımı mıdır? Evet, doğrudur. Karışımın her yerine özelliği aynıdır. Evet, karışımdır arkadaşlar. Homojen karışımdır o yüzden. Karışımı oluşturan maddeler özelliklerini kaybeder demiş. Karışımlarla ilgili aşağıdaki şema oluşturulur. Doğru yanlış takip edildiğinde hangi çıkışa ulaşılır diyor bize çocuklar. En üstten başlayalım. En az iki maddenin rastgele bir araya gelmesi ile oluşan maddelere karışım denir. Evet, nedir? Doğrudur. Doğru yoldan devam ediyoruz. Karışımlar saf maddedirler demiş. Hayır arkadaşlar, karışımların hepsi saf maddedilmez değildir.
Homojen karışımlar, heterojen karışımlar vardı arkadaşlar. Bunlar neydi? Heterojen neydi arkadaşlar? Saf madde diyemeyiz arkadaşlar. Özellikler her yerinde aynı değil.